Merhaba arkadaşlar, bu haftanın konusu endişe ve korkularımızdı, kaygılarımızdı. Bununla ilgili seyredeceğiniz videolarda eminim size bir farkındalık oluşturmuştur. Biz bugün özellikle bu konuları biraz daha açacağız, sizin için daha anlaşılır hale getirmeye çalışacağız. Ve yine birkaç sorumuz olacak, Ayça o soruları bana iletecek, biz de size katkı olması için cevaplandıracağız. İstersen soruyla başlayabiliriz Ayça. Tamam. Hocam, bu haftanın ilk konularından biri aslında endişenin kaynağını tespit edebilmekti. Peki ben endişemin kaynağını nasıl belirleyeceğim? Bunun için bir yöntem var mı? Evet. Şimdi öncelikle bütün dünya sisteminde kullanılan basit bir yöntem var. Bu endişe, kaygı kime ait? Bana mı ait? Bunu dediğimde şurama bir bakıyorum. Hafif mi hissediyorum, ağır mı? Ya da burada bir sıkıntı mı hissediyorum ya da bir ferahlık mı? Eğer ferahlık hissediyorsam bana ait. Çünkü bana ait olan bir şey bende hafiflik yaratır. Ama başkalarına aitse, anneme, babama, geçmiş kuşaklarda göç etmiş atalarıma, travma yaşamış atalarıma aitse, o zaman bu duygu bana mı ait dediğimde bu ağırlık hissi verecektir. Ya da buraya bir baskı hissi verecektir. O zaman da anlayacağım ki bu bana ait değil. Belki de kolektiften geldi. Bu dönem biliyorsunuz kolektif korku ve kaygıyla pompalanıyor. Pek çok duyguyu tetikleyecek bilgiler veriliyor. Havada uçuşuyor. Bu durumda belki de biz çok endişeli olmayacağız. Kısmi bir endişemiz olacak. Ama o kolektifteki endişeyle bir rezone oluyoruz ya da aynı düzleme bir geçiveriyoruz. Sonra o kolektifteki endişe geliyor, bizim oluyor. Ve bizde baş edemediğimiz bir duygu ortaya çıkmış oluyor. O yüzden hani hep konuşuyoruz ya, haberleri çok dinlememek, negatif haberleri çok dinlememek, endişemizi artırmamak açısından önemli tabii. Hocam peki, endişe bana ait çıktı, içimdeki hafif. Onu yaşamam mı gerekiyor? Evet. Şimdi endişe bana aitse, her zaman şunu söylüyoruz. Bir duygu geldi, ben bunu hissetmeye başladım. Bilelim ki o duygu benim bir ihtiyacımı karşılamak için geldi. Boşu boşuna gelmedi. Tesadüfen de gelmedi. Peki endişe bana geldi. Hangi konuda geldi acaba? Para konusunda mı? Çocuklarımı kaybetme korkusuyla ilgili mi? İşte ailemi kaybetme korkusuyla ilgili mi? Ya da hayata güvensizlik. Ben bu hayatı nasıl yaşayacağım? Nasıl devam ettireceğim? Para kazanabileceğim ya da param yetecek mi, sağlıklı olabileceğim mi, hastalık korkusu olabilir. Yani bütün bu endişelerin üzerinde bir düşünün. Sizin endişeniz varsa hangi konu üzerinde var? Diyelim ki parayla ilgili bir korkunuz, endişeniz var. Ya neden geldi sana bu? Demek ki o paranın altında bu endişeyi hissetmeni sağlayan bir alan var, görünmek isteyen bir alan var. Bu dediğimiz gibi birkaç kuşak öncesi ya da anne babalarınızın yaşadığı iflaslar olabilir, maddi kayıplar olabilir. Orada size atılmış tortular vardır. Şimdi o tortuların temizlenmesi gerekir ya da dönüştürülmesi gerekir. O yüzden parayla ilgili bir endişe sizi sarar sarmalar. O zaman ne yapacağız? Benim endişem parayla ilgiliyse altında hangi travmalar, hangi olaylar var? Bunlara bir bakmayı tercih edebilirim. Eğer bu kökeni bulursam, kaynağı bulursam, orada bir dönüşüm ortaya çıkarabilirsem, benim de buradaki endişe ve kaygılarım serbest kalacak, gidecek. Yani bana bir şeyi gösterecek, görevini bitirmiş olacak, sonra da yoluna devam edecek. Teşekkür ederim hocam. Evet. Peki sinir sistemimiz endişeye nasıl tepki veriyor? Yine bu hafta kendini merkezlemekten bahsettiniz. Bunu biraz açabilir misiniz? Nasıl yapacağız biz bunu? Evet, bu da gerçekten çok önemli. Şimdi endişe, kaygı ve korku içeride bizim bütün stres hormonlarımızı aktive ettirir. Hormonlarımız salınır. Bu aktive olan işte kortizonlar, adrenalinler ne yapar vücutta? Der ki tehlikedesin. Sempatik sinir sistemi ayağa kalkar. Tehlikedesin. O zaman ne yapmalısın? Ya kaçmalısın, ya savaşmalısın, ya da donmalısın. Bu üç sempatik sinir sistemi tepkisinden birini vermen lazım. Sen ne yapıyorsun o zaman? Ya saldırıya geçiyorsun,
Ya kaçıyorsun, yok sayıyorsun ya da donup kalıyorsun, hareketsizleşiyorsun. Hareket edip bir sürü başarı elde edeceğin noktada kısılıp kalıyorsun. Sempatik sinir sistemi aktive olduğunda biz de merkezimizden kaymışız demektir. Bunu çoğu zaman hissetmişsinizdir. Bazen bir problem, bir sıkıntı yaşarsınız. Onu yaşadığınız an içerisi böyle telaşlanır, alarma geçer, tetiklenir. Bir aceleci, değişik bir ruh hali ortaya çıkar. İşte o zaman sempatik sinir sistemi aktive olmuş demektir. Bizim işte uzun ömürlü olmamızı, mutlu yaşamamızı sağlayan sistem hangisi? Parasempatik sistem. Peki parasempatik sistemin aktive olması ne demek? Huzurda olmak demek, sakin olmak demek. Mutlu olmak demek. O zaman biz tetiklendiğimizde merkezden kayıyoruz. Sempatik sinir sistemi ortalık ayağa kalkıyor. Ama parasempatiğe geçtiğimizde biz sakinleşiyor, merkezleniyoruz. Her şey yerli yerine oturuyor. Peki merkezlenmek kelimesi belki farklı geliyor ama bu anlattığım sistemi yaşamış olanlar, hepimiz yaşamışızdır bunu. Bir sınav telaşı düşünün, anne babanızla çocukluk döneminde yaşadığınız bir azarı, bir kavgayı, bir şeyi düşünün. Bunlar size bilgi verecektir. Peki merkezlendiğinde huzurda hissedersin, huzurlu hissedersin, kendini iyi hissedersin, dengede hissedersin. Bunu yapmanın da pek çok yolu var tabii. Bu hafta ondan bahsettik. Hatta onu evet. Sen soracak mıydın? Evet hocam, son sorum da bu olacaktı. Endişeyle nasıl başa çıkarız, bunu biraz açar mısınız diyecektim. Evet. Başa çıkmak için en basit yöntem. Ben mesela şeyi hatırlıyorum, bazen böyle o sistemin aktif olduğunu hissettiğimde hemen bahçeye, parka giderim. Toprağa ayaklarımı basarım, otururum, bir ağaca sırtımı dayarım. İnanın 15-20 dakika sonra oldu, sakinledi, her şey yerine oturdu, merkezlendim hissi gelir. Lütfen topraklanmak çok önemli, topraklanmaya çok önem verin. Kış döneminde nasıl topraklanabiliriz? Ağaca ellerimizi dokunabiliriz. Ağaçtan sana dokunabilir miyim? Sana işte sırtımı yaslayabilir miyim diye sezgisel içimizden soru sorarak tabii ki. Bunu sorduğumuzda ondan gelecek güzel hafif bir enerji hissederiz. Onu hissettiğimizde sırtımızı ağaca dayayabiliriz. Köklenmemizi sağlar. Aslında merkezlenmek bir de köklenmektir. Ya da ellerimizle dokunuruz. Bunu 15-20 dakika yapalım. Ya da ağacın işte gövdesine, dallarına oturalım, seyredelim. Yapraklara bakalım. O sırada geçen kuşlar varsa ona bakalım. Bu da bizim merkezlenmemizi ve topraklanmamızı sağlar. Eğer bunları yapamadık, çok alert durumdayız, alarm durumdayız. O zaman dostlarımızdan destek alabiliriz. Bizim çok kendimizi olduğumuz gibi ifade ettiğimiz dostlarımız vardır. Yani en kötü, en çirkin hallerimizi bile rahatlıkla ifade edebildiğimiz ama bunun orada kalacağını bildiğimiz, sonra bununla ilgili bize sıkıntı yansımayacağını bildiğimiz dostlarımız vardır, olmalıdır. Yoksa da edinin. Nasıl edineceğiz hocam diyecekler ama o dostlarımızla birlikte bir sohbet etmek, içimizi dökmek, bazen mızmızlanmak, sonra bir kahve içmek, bir çay içmek, sonra gülmek. İşte bu da bizim yine topraklanmamızı, endişeyle baş etmemizi sağlar. Eğer partneriniz, eşiniz varsa zaten onlardan da destek almak önemli bir topraklanma metotlarından biridir. Benim en basitinden açıklayabileceğim baş etme yöntemleri bunlar. Ama daha derinlerde travmalarla bağları varsa onun için çalışma almanız gerekiyor, destek almanız gerekiyor. Bizden almak zorunda mısınız? Hayır. Pek çok yöntem var. O derin çalışmaları yapabilmek için, yapabilmek bazen üzerimizden o kadar tonlarca ağırlıkları kaldırır ki inanılmaz bir travma çözümlemesini sağlar. Bunu da kendinizden esirgemeyin. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Haftaya görüşürüz o zaman. Ben de çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.